bence ki hani Nami'nin de birçok nişancıyla beraber de güzel bir senaristin olduğunu söyleyebiliriz. Yanı sıra Lulu'ya karşı alınabilecek de iyi bir tercih. Lulu'nun o kadar açık bırakıldığı bir karşılaşmada da dediğin gibi karşısına da alınmadı. Ve son maçın seçim ve saklama ekranına geçtik. Camille ve liste saklamasının yanı sıra Klett ve Syndra geldi. HVA Gaming 4. maçta bu yasaklama taktiğini değiştirince başarıyı yakaladı. Ama son maç bakalım bu sefer işleyecek mi o? HVA Gaming seçim hakkı onlardayken kırmızı tarafta yani sağ tarafta olmayı tercih ettiler. Eko. Polyakov'un Eko'sunu da elinden aldı Çilekler. Polyakov 4 maç, 4 farklı şampiyon. Şimdi bakalım yine farklı bir şampiyon izletecek mi bize? HVA Gaming Lulu'yu yasakladı ve bu sefer Çilekler Graves'e yönelmeyi tercih edebilir. Bir önceki maçta bunu istememişlerdi. LeBlanc almışlardı ve Umut da yani hiç görünmedi neredeyse maçta. Aynen öyle. Pek beklenen ve istenen etkiyi yaratamadı takımı adına. İlk seçim Boros. 5 yama geriye gittik şu anda. 7.1 ve 7.2'de seçilen bir tercihti Boros. Yani şu anda HVA Gaming Graves ve Gragas alırsa yani Gragas üst koridor Orman Graves alırsa acaba Çilekler nasıl bir seçim ekranı geçirir ben merak ediyorum açıkçası. Çünkü onlar sanırım Gragas'ın cepte olduğunu düşünerek böyle bir seçim yaptılar. Yani Penki beni duydu sanırım Gragas'ı kilitledi. Graves mi geliyor yoksa? Üst koridor Graves. Orman, pardon üst koridor Gragas. Üst ormana da Graves alarak bir anda o iki şampiyonu kendi saflarını seçebilirler. Bakalım heyvanın aklında neler var. Yani Trix şu an soruyor herhalde Penki'ye. Bana mı aldın kendine mi aldın o Gragas'ı diye. Son 10 saniye. Trix hala bir şampiyon önlemledi ve Graves'i kilitledi. Beklenen oldu. İşte şimdi Çilekler bu iki güçlü şampiyonu karşıya vermişken ve Robin'in hem Gragas'a hem de Graves'e çok üstün performans sergilediğini biliyoruz. Bakalım nasıl bir ekran geçirecek. Robin görüntüde Lee Sin'in üzerinde duruyor. Ve geldi. Lee Sin kilitlendi Robin tarafından. Şimdi Umut. Yalnız Robin'in morali bir aile bozulmuş. Muhtemelen yani o Gragas'ı veya Graves'i istiyordu. Varus seçimi çok memnun etmemiş olabilir onu. Ben Umut'la aynı fikirdeyim yani. İki tane güçlü seçimi karşıya bıraktılar. Ve Fizz geldi Umut'tan. Üst koridor. Muhtemelen üst koridor olacak. Ve Jayce. Polyakov yine Jayce'i kilitledi. İlk oyunu harika bir erken oyun geçirmişti çünkü. Düzeltiyorum. Geçtiğimiz oyunu harika bir erken oyun geçirmişti. Şimdi ikişer yasaklama daha gelecek. Polyakov görüntüde HVA Gaming'in yeni transferi. LeBlanc'ı yasaklıyorlar. Ama açıkta kalsa bile ben Umut'un bu maç LeBlanc tercih edeceğini düşünmüyordum açıkçası. Yani muhtemelen elinde bile sürmeyecekler o performanstan sonra. Çilekler tarafından yasaklama gelecek. Nişancı ve destek rolleri kaldı HVA tarafında. Açık olan bakalım o yönlere yapılabilecek yasaklamalar tabii ki de Çilekler adına bayağı önem taşıyor. Evet, Revanche'ın Tam Kenshin'i yasaklamayı tercih etti Çilekler tarafı. HVA Gaming'den de Orion'la yasaklaması geliyor. Peki üst koridor Fizz Gragas eşleşmesi nasıl değerlendirirsin? Yani yine Gragas orada da söz hakimi olan şampiyon belli bir seviyeye kadar ama seviye 9'dan sonra işler biraz değişiyor. Yani Fizz'in o aldığı eşyalardan sonra ve pasifini tam olarak güçlendirdikten sonra takasa biraz daha Fizz tarafına dönüyor diyebiliriz ilerleyen seviyelerde. Tabii nasıl bir eşya dizimi yapacağı da önemli. Genellikle üçlü kuvvetli ve mahvolmuş kralın kılıcıyla başladığını görüyorduk Fizz oyuncularının ama bu arada Thresh yasak derken Çilekler Malzahar'ı kilitledi HVA Gaming ve son seçime de nişancıyı bıraktılar. Ya, çok enteresan iki takımın da Nami'yi hiç bir şekilde düşünmemeleri. Bu arada Zyra seçimi geliyor. Ens tarafından şimdi orta koridorunu seçecek Çilekler. Ahri.
Evet, orta koridorda Ahri Jayce eşleşmesi izliyor olacağız. Bu güzel bir eşleşme Ahri için. Çünkü Jayce hani çekiç moduna geçtiği zaman, üstünüze atlamak istediği zaman onu ayartan öpüşle beraber durdurabiliyorsunuz. Ve bütün hasarını kesebiliyorsunuz bir anda. Ezreal. Evet, revanş. Ezreal'ı kitledi MTS için. Tabii hatırlayacaksın, Ahri'nin o ayartan öpücüğün değişimiyle birlikte sanırım Jayce'in hasarı veriliyor. Çünkü LeBlanc'ın da vurkaçı veriliyor, hatırlayacaksın hasarı. Ama yine de o ayartan öpücük kitle kontrolü bakımından, yani Jayce o çekiciyle birlikte Ahri'nin üzerine atlamayı düşünürken her zaman soru işareti. Sonrasında evet, sonrasında düşünmesi lazım. Yani herhangi bir yetenek gücü eşyası aldıktan sonra Ahri bir ayartan öpücük ardından çok rahat kırılgan bir hedefi çıkartabiliyor çünkü aradan. Beşinci maçtayız, artık son maç. İki taraf için de kader maçı. Ve seçim hesaklama ekranı tamamlandı. Son seçimini Ezreal'dan yana kullandı HVA Gaming. MTS'in HVA Gaming'de Champion League'de oynarken de sürekli oynamak istediği bir şampiyon ama bir türlü takımının ona izin vermediği bir şampiyon Ezreal. Bu sefer o istediği şampiyonu oynama fırsatı yakaladı MTS. Ve HVA Bölgede Ezreal olarak da aslında bir dürtme kompozisyonu kurmuş oldu. Hem Jayce hem de Ezreal'in olduğu yerde zaten dürtmeden söz etmesek sorun yaratmış oluruz. Onun da yanı sıra herhangi bir dürtmenin ardından tamamlayacak bir de Grace ultisi var. Bir de parça tesiri var. Aynen öyle. O azalan canları da senin de söylediğin gibi bu iki şampiyonla birlikte tamamlayabilirler ve gerektiği zaman da Gragas'a başvurup o vücut darbesiyle beraber takım savaşı da başlayabilirler. Heyvan'ın bu sefer kompozisyonu ben beğendim. Her şey var. Ama yine dediğimiz gibi fiziksel hasara dayalı bir kompozisyon yine kurdular. Muhtemelen o açıda Mazda ve Gragas en azından oyunun ilk 15 dakikasını kapatacaklardır ama oyunun ilerisi için aynı şeyi söyleyemeyiz. Çilekler ise öbür tarafta biraz daha birini aradan çıkamayan bir kompozisyon kuruyor. Özellikle Fizz ultisi bu takım için çok önemli bir kit olacaktır. Onunla beraber yapacakları takım savaşlarında aradan birini çıkartıp global görevlere yönelmek onların için en iyi taktiksel amaçtır bence. Evet, ve seride son maça geçiyoruz. Durum 2-2. Bakalım Şampiyon Ligi'nin adını HVA Gaming mi yoksa Çilekler mi yazdıracak? Bu sefer HVA Gaming 5 kişi alt koridordan o çalıya girdiler. Yalnız burada sıçra vücut darbesi deneyebilir diyecektim ki Penki kendini gösterince Polyakov. Kairos'u oradan uzaklaştı. Hemen Robin'le Smok da rakip ormana bir totem bırakmaya gidiyorlar. Minyonlar harekete geçti. Bu sefer sanırım Trix alt ormandan başlamayı tercih edecek. Şu anda mavi güçlendirmenin orada bekliyor. Ve mavi güçlendirmeyi alıp rakip ormandaki kırmızıyı almaya gidebilir. Evet, iki ormancı da yardım almayacak. O yüzden ormanda bayağı bir zaman kaybedecekler. Tabii iksirleri de yetmeyebilir. Ama bu noktada sanki Grace biraz avantaj olan taraf. Çünkü onun düz saldırıları ormandaki kampları geriye ittirdiği için biraz daha avantajlı olabiliyor. Bakalım aynı şeyi Robin için söylemek ise bir hayli güç. Aynen öyle, şimdiden iksirini kullandı bile. Grave ise canı full. Ve hızlı tetiğiyle başladığı için de hem bir tane saldırısını yenileyip hem de konum değiştirebiliyor çok rahat bir şekilde. Yalnız Trix bu mavi güçlendirmeden sonra rakip ormana yönelmeyi tercih etmedi. Trix mavi güçlendirmeyi çarpını kullanmazken Robin çarpını kullanarak o güçlendirmeyi almak zorunda kaldı bu arada. Oyunun ilk ejderi Aliye ejderi olduğu için alt koridorun gidişatı da çok önemli olacak. Smok ikinci seviye oldu ve Penki sıçramak zorunda kaldı. Smok'tan çok ilginç bir sıçra. Resmen sıçra kullanmaya kandırdı diyebiliriz. Burada Penki kendi sıçrasıyla güzel bir oyun yaptı. Ben bir an hani sıçraya attıktan sonra baktım acaba tutuşturur mu var diye ama yokmuş dedik. Orada W'su ile birlikte. Beşinci maçın heyecanı şu an. Evet, çok haklısın. Şimdi orta koridor Robin'den bir baskın. Ses dalgasını tutturmayı başar çekiciyle onu geri itti. Karşılıklı sıçralar. Polyakov da hayatta kalmayı başarıyor. Trix kendini gösterince
Robin de çıkmak zorunda kaldı. Çok yakındı İlkan. Ama bunu izin vermedi. Trix. Robin şimdi minyonları ittirmesine yardım ediyor. Aynı şekilde Trix de. Minyonları ittiriyor oradaki. Robin ama üste dönüşünü engelleyecek Polyakov'un. Polyakov da bunun farkına varınca hemen geri çıkıp kulesinin orada üste dönme kararı aldı. Trix oraya bıraktığı totemle Robin'in nerede olduğunu biliyor şu anda. Robin Çarpı ile birlikte aldı oradaki Ampiri'yi. İki orta koridor oyuncusu da üstüne döndükten sonra ikisi de birer tane eşya eklediler. Umut Doran yüzü eklerken öbür tarafta ise Polyakov ise bir tane daha uzun kılıç ekledi. Evet, şimdi üst koridora bir ninja baskın var Trix'ten. Smoke'un sıçrası yok ve şimdi oyun bazı düzenbazını kullandı. Daha 10 saniye bekleme süresi var ama Trix buradaki baskından vazgeçti. Koridoru Robin tarafından gelen bir baskın var şimdi. İki tarafında sıçrası yok. Kırmızı güçlendirmesi var Robin'in. Ses dalgası çok rahat tuttu. Trix orada sıçrayla birlikte. Smoke gönderdi ama yeterli olmadı bu. Smoke kesmek için bakalım hasar yeterli olacak mı? Smoke çok az canı var. Otomatik saldırının önüne Robin geçti. Orada ses Minyonlar. Dalgası minyonu isabet etti. Hayatta tutacak mı? Hayır. Koruma içgüdüsü orada. Kendisini hayatta tutmuyor ama birebir bir değişim ve asistle birlikte alınan bir skor. Çilekler lehine. Çilekler burada üstün çıkan taraf. Yani Panky biraz önce buraya ışınlarını da kullanmıştı. O yüzden hemen buraya gelemeyecek. Smoke da koridoru az da olsa ittirmeyi başardı. Hem ilk kan hem de ekstra skor bu noktada çiçeklere gitti. Ve yine avantajı başlayan taraf oldu çiçekler. Alt koridorda ise Kairos Dance. Bu koridoru bir hal ittiren taraf. Bu minyon konusunda tek de fark yakaladığını söylemek güç. Kule altındaki minyonları aldıktan sonra MTS durumu eşitleyecek. Hatta öne bile geçebilecek. Orta koridorda da eşit bir minyon sayısı mevcut. Yalnız üst koridorda Fizz aldığı skor ve asistin ardından pırıltı eklerken çantasında Panky sadece bir Doran yüzüğü alabildi. Yani eşya farkı bir hayli açıldı o skor ve asistlerden sonra üst koridorda. Panky biraz daha zor bir koridor safhası bekliyor artık. Hayatta kalması için. Köklerle tutmayı başardı rövanşı. Uzaklardan gelen bir de Deşenok. Rövanş tüm iksirlerini, iki iksirini birden kullandı hemen. Panky bu arada üste dönüp üçüncü Doran yüzüğünü de almış durumda. Robin bir baskın kovalıyor ama ADV'şlerine başladı Robin. Daha beşinci seviye. Orman eşyası da yok. Evet, bunu tek başına alması çok zor. Yani iki çarpı var gerçi. Tek başına onu iki çarpı ile birlikte alabilir ama hemen yardıma da geldi takım arkadaşları ve alev ejderini daha dakika altıda takımına kazandırmayı başarıyor Robin. Aynısını bir oyunda daha denemişti bir önceki oyunda. Ama aynı şey gerçekleşmemişti. Çünkü o noktada Heyvan'ın totemi vardı ve işler bir anda kötüye gitmişti. Çekler adına. Ama Robin burada o ejderi kendi takıma kazandırdı. Şimdi ejderi aldığını görünce Robin Trix rakip ormana girdi ama Smoke orada eğer bulabilirse Trix'i çok rahat bir skor alabilir. Smoke orta koridora geliyor, hemen sinyaller geldi. Orada görüş var çünkü. Polyakov da güvenli bir mesafeye çıktı anında. Hala orta koridor civarlarında dolaşıyor Smoke ama Polyakov çok geri çıktığı için koridoruna geri dönüyor Smoke'da. Yalnız Trix de üst tarafta üste dönüşünü iptal etti. Manasını yeniledi biraz orada Smoke. Trix'i görecek mi? Gördü Trix'i. Yolun sonu geldi. Ultilevk'te skor alabilir yalnız Smoke. Trix hızlı tetiğiyle oradan çıktı ve Smoke o skor almayı başarıyor. Robin de geldi oraya. Seviye 5. Kovalamaya devam ediyorlar Panky ama Panky'nin canı çok. Ve sıçrası da var. Robin hasarını bırakıp oradan geri çıkıyor. Yalnız 3 darbesi üstüne gidecek mi Panky? Seviye 6. Dikkatli olması lazım Robin'in. Trix orada üstüne dönüp dönmeme konusunda çok fazla karar değiştirdi ve Smoke görünce, daha doğrusu Smoke onu görünce anında agresif oynadığı için skor alan taraf oldu üst korda orada. Ve zaten birebir de çok iyi durumdaydı Smoke. Pırıltıyla gelmişti koridora. Bir de şimdi skor ekledi hanesine. Panky'nin işi daha da zorlaştı artık bu dakikadan sonra. Orada oyunbaz düzenbazını kullanamadı Smoke.
Şimdi sıçrayla birlikte üzerine gidebilir Penke ama vücut darbesi bekleme süresini o yüzden devamını getirmedi. Robin hala 6. seviyeye ulaşabilmiş değil. Ormanda kamp arama peşinde. Şimdi 6. seviye olacak Robin. Aynen öyle. Oldu ve direkt üst koridora doğru yöneldi. Aynen öyle. Kullanılan bir dışından var Smoke'tan. Penke hemen vücut darbesi geri çıkıyor ama Robin buna izin vermeyecek gibi sıçrasını orada Penke kullanamadı. Ve Robin'den güzel oyun skor. Smoke gidiyor, seriye bağlıyor. Alt koridorda bir takas var. Parça tesir kaçtı orada. Ant. Trixen ve Ant sıçrayarak skoru almayı başaracak mı? Hayır. Ant hayatta kaçıyor kaldı. Mu derken kırmızı güçlendi ve son anda skoru getirdi orada Ant'i. Bir tane iksiri olsa Ant belki de hayatta kalacaktı. Ama iki skor birden çıkarmayı başardı Heva Gaming. 2-1 bir değişim alt koridorda. Tabii orada takım savaşının başlangıcını göremedik. Üstteki takım savaşından dolayı bakalım burada Penki. Ultisi var Smoke'un orada. Ultisini tuturdu Penki üzerinde. Şimdi kule hasarını tanklamaya devam ediyor Smoke ve bir skor daha almayı başardılar. Üst koridordan. Üst koridoru domine etti Smoke'da Robin ikilisi. Penki'ye bu noktada nefes bile aldırmıyorlar. Işınlanlık kullanıyor. Geri geliyor. Tekrardan düşüyor. Robin ve Smoke gerçekten iyi bir iş başarıyorlar. Şimdi burada bakalım ilk kule kanını almayı tercih edecekler mi? Buraya doğru gelen bir rövanş var ama pek de etkili olacağını ben düşünmüyorum. Bakalım. Ultisi de yok çünkü rövanşın. Kendini göstermedi bile o noktada. Ve ilk kule altını Smoke'da Robin arasında paylaşılıyor. 375'er altın. Şimdi bakalım bu takım savaşını kim başlatmış? Öncelikle yani çiçeklerin burada totemi olmadığını belirtelim. Yani Trix çok rahat bir baskın atmış. Yalnız rövanşla orada sıçrayı ultiye mi atmış yoksa kendileri mi takım savaşı başlatmak istemişler? Orası biraz şaibeli ama sonuç olarak burada Trix ikinci tik aslında canı da kullanmış orada. Senin söylediğin gibi iksire başvurmuş ama yeterli olmamış. Aynen zaten Polyakov geldiği için o skoru bırakmış orada Trix'e garanti olacağını düşünüp. Şimdi alt koridorda mana verenini tamamladı M-Test. Ensen 3 henüz mahvolmuş kralın kılıcını bitirmiş değil. 2 dakika sonra bulut ejderi var. Tabii bu koridordaki eşya farkına bakar mısın? Daha dakika 10'da bitmiş o iş yükü et. 6 yükü var bir de. Yani hem 6 yükü var hem de şimdi Smoke oyunun gidişatını belirleyebilir çok net bir şekilde. Yani aile kittirme yaparsa karşısında kim duracak? Heyvan'ın bu noktada Smoke'u durdurmak için fazla bir kaynak ayırması gerekiyor. Tü tuttu. Orada Sirgeç'in kullandığı M-Test ama bir de Robin'den tutan bir ses dalgası var. Rövanş ultisini kullansa da hayatta tutmaya yetmiyor nişancısını. Ve Robin'den yine güzel bir baskın. Alt koridorda bir skor daha çıkardıktan sonra çilekler. Şimdi o kuleyi de almak istiyorlar tabii. Yalnız Polyakov orta koridoru ittirip hemen alt koridora desteğe geliyor. Trix de orada kendini gösterince buradaki kuleyi alma girişimi başlamadan sonlandı çilekler tarafından. Şimdi orta koridoru almak istiyor çilekler. Smoke da geldi orta koridora. Polyakov biraz var. Pozisyon dışında kalmış gibi ama her an Smoke'dan ulti gidebilir. Polyakov'un dikkatli olması lazım. Şimdi orada kullanılan yeteneği birinin göğüslemesi lazım. Smoke ultiyi ıskaladı. Parça tesirde geliyor ama buradaki kuleyi korumaya yetmedi o kullanılan yetenekler. Yalnız Kairos'un milim canı kaldı orada. Neredeyse düşüyordu Kairos. Bekleme süresinde. Şimdi sıçra kullandı ama şifa hayatta tutuyor Kairos'u. Oradaki sis perdesi tutmuş olsa da Kairos üzerinde. O hasar yeterli olmadı. Şifa kullanımından ödürdü. Penki'den çok iyi bir ulti. Yalnız Umut'un da ultisi olduğunu unutmamak lazım. Umut hayata kalmayı başarıyor. Şimdi Robin'den bir insek rövanşı almayı başardılar orada. Sıçrayla birlikte Polyakov Robin skorunu alırken Smoke da düştü. Penki'den sıçra geldi şimdi. Umut hayatta kalacak. Penki hasar almaya devam ediyor. Ensen bir otomatik saldırı daha. 3'te 3 yapmayı başardı Ents. Herkesi düşürdü orada. Hayatta kalan sadece Polyakov ve MTS var. Heyva Gaming tarafında. Ne heyvandan çok enteresan bir karar yani. Geride olduğu halde kule altı yapmak pek de mantıklı bir hareket değildi. Derken Umut. Neden kaçtı onun önünden? Neden kaçtı? Yanı sıra Umut neden sıçramadı? Muhtemelen öleceğini düşünmedi ama Yomus'u olan bir Jayce bu noktada üzdü.
Smok ışınlanı bekleme süresine girdi. Bir şey çıkaramadı o da. Yan koridorların durumuna bakacak olursak üst taraftan HVA gemik minyonları ittiriyor. Smok 2 seviye üstün şu anda Panky karşısında. Ama bu üstünlüğünü bakalım nasıl kullanabilecek. Hemen bultajlarını alıyor tabii çilekler rahat bir şekilde. Bu alt koridordaki kuleye yöneldiğini görebiliriz belki. Ama Robin oraya gitmeyi tercih etmedi. Umut da üst tarafa çıkıyor. Üst taraftaki minyonları almak adına. Güzel bir minyon dalgası var. Orada Ents 5-1-0'a geldi. Son savaştan 3 skor çıkardığı için şu anda iki nişancı arasında da artık bir fark oluşmuş durumda. Smoke. Polyakov üzerine ve sihir içeni de yok Polyakov'un. Çekiciyle onu geri ittirmeyi başardı. Oyunmaz düzen maç yavaşlatmıyor Polyakov'u. Son bir yetenek orada skoru getirecek ve bu skoru da almayı başardı Smoke. Bu fizi kim durduracak? Daha dakika 14'te 5-1-2. 5-1-2 daha... Full potansiyel eşat dizinden henüz daha ulaşmadı. Ulaştıktan sonra gerçekten HVA'da bu sorunun cevabına birilerinin çıkıp dur demesi gerekecek. Umut üst tarafta Panky'li karşısında iki seviye fark var aralarında. Burada yeteneklerini kaçırdı Umut. Panky burada iyi oynarsa skoru bile alabilir. Biraz geç kaldı o ultiyi atmakta. Kuleden hasar almasını sağlayamadı Umut'un. Orada uzaklaşıyor ve alt koridorda bir kule daha çıkarıyor çilekler. Üçüncü kule. Evet, genelde HVA Gaming'in böyle ilk kuleleri hızlı bir şekilde aldığını görüyorduk seri boyunca. Ama bu sefer çilekler bu işi gayet iyi yapıyor. Altın farkı da 4000 civarlarında. Trix burada mavi güçlendirmeyi bırakmayı tercih etmedi Polyakov'a. Kendisi aldı bu güçlendirmeyi. Şimdi Smok bir de mahvolmuş kralın kılıcına doğru gidecek. Tabii üzerinde herhangi bir zırh değeri olmadığı için şu anda Umut'un o şok patlamaları bayağı bir canını yakıyor. Sadece kumaş zırh var. Önce Morale Nomikon'u bitirmeyi bu sefer tercih etmiş. Şimdi Smok'u görünce tabii anında geri çıkmak zorunda kalıyor Polyakov. Smok kendini gösterdikten sonra bir kere daha üst koridora çıkacak. Kairos da oradaki kontrol totemini aldı. Yani şu dakikada ikinci kuleyi kuşatmak çok kolay değil. Belki vadi alameti yönelmesi görebiliriz çileklerden. Fizz bu kadar güçlüyken bir de o güçlendirmeyi, vadi alameti güçlendirmesini verirlerse eğer Fizz'in eline. Şu ana kadar seri boyunca görmüyoruz. Çok da zor olacak, evet. Şimdi yalnız Kairos o çalıya gitti gibi yakalandı Rövanş tarafından. Trix hasarını bıraktı. Uzaklardan gelen şok patlaması skoru getiriyor. Sayılırsınız. Yani o çalıları kontrol edebilecek büyülere sahipsiniz. Yani kapatmak yerine. Üçüncü skorunu aldı Polyakov. Bu Kairos skorunun ardından. Şimdi... Zyra yokken mi acaba çiçekler bir kuşatma yapmayı deneyecek? Seviye daha 8 olduğu için hızlı bir şekilde tekrardan Kairos geliyor takım arkadaşlarının yanında ama üst koridorda işte Smok birebir bir durumda Panky'yi bakalım ne kadar zorlayabilecek bu kadar üstünlük varken bu ikili arasında. Dakika 17. Vade alametine hala yönelmeyi tercih etmedi çilekler. Herhangi bir kuşatma da yapamıyor şu dakika itibariyle. İki seviye fark var. Üst koridor şampiyonlar arasında. Smoke da o avantajını kaybetmek istemiyor. Biraz daha temkinli oynuyor. Tabii koridorun olduğu yere bakacak olursak. Evet, herhangi bir totemleme de yapamadılar çünkü rakip üst ormana.
Mendes'e çok yakın üst koridora ve 1,5 dakika sonra bir voltajları daha gelecek. Baron'da 2 dakikadan az bir süre kaldı. Bakalım, evet, şimdi vade alametini yönelecek Smoke'da Robin. Doğru zamanı beklediler güçlendirme için ama Revanş oraya totem atmaya korktu biraz. Çok fazla görüş olmadıkları için bu güçlendirmede Sumo'a gidiyor dakika 18'de. Bakalım şimdi alt koridordan ittiren bir Fizz görebiliriz. Üste döndüğünde tabii hangi eşyasını tamamlayacak o da merak konusu. Bilgewater Palace'ını bir de yanında da hançer ekledi. Ama şu an alt koridora gitmesi dediğin gibi çok daha mantıklı. Çünkü bir dakika var Baron'a. Yalnız Smoke üst koridora gitmeyi tercih ediyor. Çıkacak olan ejderha da bulut ejderhası olacağı için pek de bir önem arz etmiyor açıkçası. Polyakov ikinci eşyasını tamamlamak üzere geçenin kıyısına. Zem test. İkinci eşyasını bitirebilmiş değil. Bu arada Smoke 2'ye 1 bir durumda. Orada Pank'in üzerine gitmek yerine uyumaz düzenmez ile geri çıkmayı tercih etti. Ama Trix o skoru bırakmayacak gibi çok az canla sıçrasını kullandı ve Trix skoru almayı başardı. Burada da voltajlarına başlıyor çilekler ama yani ben 2'ye 1 bir durumda en azından birini çok rahat alabileceğini düşünüyordum Smoke. Bunu tercih etmedi. Yani asıl orada odaklanması gereken oyuncu muhtemelen Trix olması gerekiyordu. Yine Gragas üzerindeki eşyalara baktığımız zaman nitekim biraz daha tank konumunda Grace'e karşı. Yani Grace'le değerlendirdiğimiz zaman. Ama yine çilekler karşısında ejderhayı almayı başardı. Yalnız üst koridordan bir de kule verecek çileklere ve vergemiye. Kapatmaya geliyor çilekler. Şimdi Revanş bekliyor çalıda. Üzerine gelen 3 tane çilekler oyuncusu var. Ents üzerinde kullandığı ultisini. Revanş'tan güzel bir sıçra ama gittiği yerde Robin ses dalgası ona gelmeyi başardı. İlk skor alan isim Smoke Robin geliyor. Oldu. İkinci skorunu aldı Robin. Pank'i de düşürmeyi başardılar. Trix'in üzerinde bitkinlik vardı. Ayar tonu fücük çok iyi geliyor ve Trix de düşüyor. Polyakov şimdi kaçmak istiyor. Kendini hızlandırdı. Smoke'un sıçrası yok ama ultisi gelmek üzere Smoke'un. Kırmızı güçlendirmesi de var. 5 saniyeden az bir süre vardı ulti için. Yalnız daha da fazla kovalamak istemediler. Çünkü daha iyi bir hedef var. Baron var. Şimdi o Baron'a başladı çilekler. Oradaki totem tabii görüş vermiyor. Kontrol totem olduğundan ötürü. Zaten bu ikilinin buraya gelmesinin de pek de bir mantığı yok. Canlar çünkü çok fazla. Baron'u dakika 20'de almayı başardı çilekler. Polyakov da bunun karşılığında bir tane kule kazandırmayı başardı takımına. Oradaki takım savaşı aslında HV adına güzel gidebilirdi ama oyuncular çok dağınıktı. Yani üst tarafta Gragas ve Grace vardı. Revanş tek başına nehrin üzerindeydi. Üç çalıdan gelen bir Polyakov vardı ama çilekler ekip orada takım halinde bulundukları için takım savaşında mutlak hakim olarak çıktılar tabii ki de doğal olarak. Şimdi Smoke mahvolmuş kralın kılıcını da tamamladı ve bu takım savaşının tekrarı. 4 kişi burada çiçeklerden zaten toplanmış. Robin arkada teknesiyle birlikte revanşı alıyor. Arkasından Panky orada saçar tohumu kullanıp kendini kurtarmak istiyor ama kendini 4 tane çilekler oyuncusunun arasında buluyor. Arkasından gelen bir ayardan öpücük ise Trix'in sonu oluyor. Kairos'un üzerinde tutan bir şok patlaması yarı canını aldı neredeyse Kairos'un. Şimdi Ahri Umut alt koridora gitti. Bu güçlendirmeyle birlikte ve Robin de ona yakın. Kalan oyuncular da orta koridordan baskınını artırırken Robin de katılıyor oraya ve orta koridor ikinci kulesini hızlı bir şekilde almayı başardılar. Smoke üst koridora gitmek istiyor yalnız ışınlanıyor yok Smoke. Yalnız şu an HVI ki burada 3 ve 2 ve 4 konumunda yani çiçekler şunu değerlendirebilir şu pozisyonu. Onlar kuleye odaklandılar. Bir kule de almayı başardı çilekler. Şimdi üst koridoru Smoke ittirirken muhtemelen çilekler oraya bir rota çizip kendisine üst koridor ikinci kulesini almak isteyeceklerdir. Şimdi bakalım ilk giden isim orada Robin gibi görünüyor. Orta koridorda şu anda çilekler oyuncuları yoğunlaştı. Tabi Smoke burada bir zaman kazandırmak istiyorlar.
ve üst koridordan ikinci kuleyi de çilekler almayı başardı. Daha baron güçlendirmesinin dörtte birlik kısmı duruyor. Bu süreyi iyi değerlendirdi çilekler. Toplamda 3 kule alarak, 3 iç kuleyi de alarak geçirdi bu süreyi. Altın farkında bayağı bir açtılar. Evet, Polyakov'da ikinci aşı olarak Drakların gece kılıcını tamamladı. Gecenin kıyısı yerine. Ve Emtes'ten henüz biten bir ikinci eşya yok. Parça parça almış durumda eşyalarını. Yaklaşık 2 dakika sonra bir alev ejderi daha gelecek. Çilekler bir tane alev, 2 tane de bulut ejderinin sahibi. Ve belki de bu 4 maçlık seriye baktığımız zaman ilk defa bir seri maçında bu kadar çok ejderhaya hakim oldu ve önceden gidip oradaki totemleme ve gereken bütün işleri de yaptılar aslında çilekler. Serinin 5. maçında. Evet, üstününü gayet iyi bir şekilde kullanmayı başarıyor çilekler bu maçta. Özellikle Smoke o kadar iyi durumda ki koruyucu meleğini de tamamlayacak birazdan. Tabii Panky en azından minyon konusunda geri düşmemiş durumda. En azından oyunda bir şekilde tutunmaya çalışıyor. Ama dakika 25 hali üzerinde sadece bir tane eşya var. Bir de buzlu örtüsü var. Yani Fizz'le kıyaslandığı zaman gerçek anlamda çok büyük fark var zaten. Çok büyük bir fark var. Onların arasında bir de tabii vade alameti güçlendirmesi olduğu için Smoke üzerinde. Bu arada Panky ikinci eşyasını tamamladı. Donmuş yüreği bitirdi. 45 saniye kalmış durumda Baron'a. Alev ejderine. Bir totem bıraktı HVA. Tam o ejder nehrinin ejderi gösteren kısmına. Smoke üst koridordan aylık ittirmeye devam ediyor ve ışınlanı var. 15. seviyeye ulaştı Smoke. Emtes de mahvolmuş kralın kılıcını tamamladı. Polyakov bir de son fısıltı alıyor. Ya şu an Smoke'un yukarıdan ittirmeye devam etmesi lazım. Zaten hani Heyva'ya kim buraya cevap vermezse takımı çok rahat bir şekilde alev ejderini alacak. Evet, üst koridoru karşısında Panky geldi. Smoke burada da alev ejderine başladı çilekler. Polyakov'da üstüne dönüyor zaten. En azından Smoke skorunu almak için Heyva'ya gelmek üst tarafa yöneldi ama oradaki totem Smoke'un hayatını kurtarıyor. O da geri çıktı zaten. Toplamda ikinci alev ejderini aldı çilekler. Dakika 26'dayız. 1 dakika 45 saniye sonra yine Baron gelecek ve bir sonraki ejder de Okyanus ejderi olacak. Umut da aylık gitmeye devam ediyor. Tabii şimdi haritada herhangi bir global görev kalmadığı için çiçekler bu dakikaları biraz daha yavaş oynuyor. Yapabilecekleri en iyi şey bir kuşatma. Yani kuşatma yaparak da kendilerini açıkçası tehlikeye atmak istemiyorlar. Baron onlar için en iyi sebeplerden bir tanesi olacakmış gibi görünüyor ilerleyen dakikalarda. Mavi güçlendirmeyi Polyakov aldı. 1 dakika kaldı Baron'a. Smoke üst koridorda ısrarcı hala yalnız ayrık ittirme konusunda. Koruyucu meleğini de bitirdi tabi. Orada orta koridora sinyaller geliyor. Bir kule altı girişiminde de bulunabilir Smoke derken hayır. Üst koridora geri çıkacak. Kule altı yani bu dakikalarda biraz sıkıntılı olabilir. Çünkü haritada Baron varken yani bir anda hem katliam hem de Baron'u verebilirsiniz. Ve bir anda işlerin bütün seyri değişebilir. Alt koridordan minyonlar Limitor Kulesi'ne yaklaştı. Ve oraya Umut'u gönderdi çilekler. Umut üzerine sinyaller geliyor ama burada da bir takım savaşı izleyebiliriz. Rowan girdi araya. Trix ve Panky çıkmak zorunda kaldı. Diğer tarafta Umut Kule'ye hasar vermeye devam ediyor. Yarıcanını almış kalenin derken Rowan sıçrasını kullandı ve yok ettiler Umut'u Polyakov'la birlikte. 45 saniye ölüm süresi var Polyakov'un. Çilekler de burada Baron'a başlıyor. Hızlı bir şekilde alabilecekler mi? Bu Baron'a yetişecek gibi duruyor HVA Gaming. 5000'e kadar düştü Baron'un canı. Panky girdi şimdi ultisini kullandı. Orada Baron'un alınışını biraz geciktirmek istedi ama Smoke bir şekilde
Orada Baron'u almayı başardı Smok. Geri çıkmak zorunda kalıyor Çilekler. Güzel bir oyun Çilekler'den. Burada Umut skorunu verdikten sonra riskli de olsa Baron'u almayı başardılar. Oraya HVA Gaming'in yetişemeyeceğini o zaman iyi hesapladı Çilekler. Ve bakalım bu ikinci Baron'u nasıl kullanacak? İlkinde toplamda 3 kule almayı başarmışlardı. Aynen öyle. Bakalım şimdi tabii işler biraz daha değişik. O kuleler tabii rakibinin üstünden biraz uzak olduğu için alması rahattı. Şimdi biraz da rakibin üstünün yakınlarında ve çevresinde oyuncaklar için hata yapma lüksleri yok. Hata yaparlarsa HVA biraz daha zaman kazanacak ve oyunun ilerleyen dakikalarında daha etkili bir şekilde çiçeklerin üzerine gelebilme şansını bulacaklardır. O yüzden çiçeklerin sakin ve baron güçlendirmesini gerektiği gibi kullanması gerekiyor. Kırmızı güçlendirmeyi aldı hemen. Revanche'ın sıçrası yok. Orada ultisini kullansa diyecektim. Ents'in de ultisi bekleme süresindeymiş. Ents tabi bir de civalı kuşak bitirdi. Revanche'a karşı alınan bir önlem. Alt koridorda Smok ayrı kittirmeye başladı. Pank'in üzerine gitti Smok. Tanki'ye biraz hasar verdikten sonra onu geri gönderirken bir sonraki minyon algısı o inhibitor kulesini alabilecektir. Çok rahat bir şekilde Smok. Üst koridorda da bir kuşatma var ama Ents tek başına kaldı. Şimdi musibet zincirini kullandı Ents. Sıçrasını biraz geç kullanıyor. İsabet algısı da geldi ama Kairos yakalanmış durumda. Kairos'tan kullanılan bir sıçra var. Panky geldi buraya ama alt tarafta inhibitor oluyor. Robin'le Smok ikilisi. Ents'in canı bir hali azaldı. Hem Tessas sıçra ile birlikte bu oyun. Buraya kadar oyun bir iki skor birden çıkardı HVA Gaming. Ama diğer taraftan ilk Nexus Kulesi'ni almak üzere Çilekler oyuncuları Nexus Kulesi düşmemiz çok az bir canla. O Nexus Kulesi hayatta kalıyor hala. Smok'ta Robin burada inhibitör aldıktan sonra geri çıkıyorlar. Yalnız bu Baron'u daha iyi kullanabilirdi Çilekler. Yani Smok zaten bir tarafta tek başına inhibitör alacak belli. Diğer tarafta çok ayrıldı Çilekler oyuncuları. Yani ayrılmadı. Ents Norm resmen olarak 3 kişi kafa attı. Yani 3 kişiye karşı o kuleyi öyle vuramazsınız bir de yanınızda desteğiniz yokken. Ve Çilekler bence çok net bir şans tepi diyebiliriz oyunu bitirmek adına. Evet. Yani hem Baron güçlendirmesi vardı hem de şartlar onlar için inanılmaz derecede iyi bir şekilde oluşmuştu. HVA takım burada o üst tarafa Enz'in olduğu bölgeye bayağı bir kaynak ayırmışlardı. Yani ölmeyip biraz daha oyalamayı başarsalardı Çilekler için o ortam oluşmuş olacaktı. Ya biz bir inhibitor daha alabilirdi bence Çilekler. Böyle bir tercihte bulunması. Şimdi bu inhibitörü aldığı için Çilekler önümüzdeki 4-5 dakika içerisinde oyunu kapatamazsa Panky bu alt koridordaki minyonlardan çok fazla beslenecek. Tabii bu büyük minyon birazcık onun için sorun olacak. Panky de 3. eşya olarak Demir Soları broşu almış. Çok geride kaldığı için daha takımına faydalı eşyalar yapmayı tercih ediyor. Onun güçlendirmesi tükenmek üzere. Şimdi o güçlendirme bitti. Revanche'ın sıçrası da sıçrasının gelmesine çok az bir süre kaldı. O da sıçra ulti kombosuyla yine bir kişiye odaklanabilir. Alt tarafta Smok baskı kurarken üst koridorda kuşatma istiyor Çilekler ama minyon dalgasını hızlı bir şekilde temizlemeyi başarıyor şu ana kadar HVA Gaming. Ents korkusuz bir şekilde kuleye biraz hasar verdi. Sıçrası yok. Kairos önde yakalın isim. Kairos düşmek üzere. Parça tesiri skoru getiriyor. Trix hayatta kaldı orada. Trix'i bir türlü düşüremedi Çilekler. Şimdi hata kalkan taraf HVA Gaming gibi görünüyor ama burada istediğini başaramadı. Ents'i koruyan kimse yok derken Robin geldi son anda. Ama Umut'un full canlı orada. Ents'in önüne geçmemesi de ilginç bir durum. Smok sıçrasını kullanarak Gragas ultisinden kendini sıyırmayı başarıyor. Yalnız Çilekler bayağı bir sorun yaşıyor kuşatmada. Yani alt tarafta inhibitörün açık olmasına rağmen yukarıda hala ısrarla bir savaş arıyorlar. Yani asıl yapılması gereken bu değil. Yani olabildiğince rakip oyalamanız gerekiyor şu anda. Bırakın Smok sizin için oyunu bitirsin. Ya da onun yanı sıra bir kuşatma yapılacaksa orada önde durması gereken isim Robin.
Arkadan sar vuracak isimler menzilli isimler ama Robin ve Umut oraya çok uzakken Kairos da Ents kendi başına bir kuşatma yapmaya çalışıyor. Daha sonrasında da takım savaşı çıkıyor zaten. Yani şimdi oyun bu kadar uzarsa ve herkes birden 6 eşya kısmına ulaşabilirse bu sefer hani aradaki 6 farkının bir anlamı kalmayacak. Önde olmanın bir anlamı kalmayacak. O zaman da işler biraz daha takım savaşını kimin iyi yapacağına bakacak kısımlara da yavaş yavaş geliyoruz. Yengeci de o noktada Robin takımına kazandırmayı başardı. Oyuncular arasındaki altın fark, skorda oradaki çok ciddi fark direkt ekranlara yansıyor. 3600 altın farkı var iki oyuncu arasında. Ormanda biraz Robin'in üstünlüğü söz konusu. Nişancılar arasında da ciddi bir fark oluşmuş durumda. Yine 2500'ün üstünde. Üst koridordan bir kere daha kuşatmaya geliyor çilekler ama alt taraftaki inhibitör devreye girmek üzere. Kırmızı takımın inhibitörü devreye girmek üzere. 25 saniye kaldı Baron'a. Smoke şimdi biraz hasar verdi üst taraftaki inhibitör kulesine. Ultiyi kaçırdı yalnız Smoke. Polyakov'dan sıçra. Oradaki kuleyi bir türlü düşüremedi çilekler. Ents geldi yan taraftan. Enfes hasarını bıraktı. Robin araya gireceği bir sıçra daha kullanıyor. Trix kefaret şimdi kullanıldı. Kairos tarafından Ents'e biraz can sağladı tabii o kullanılan kefaret. Alt tarafta Baron geliyor. İnhibitör tutmaya gitti Polyakov. Diğer tarafta da çilekler ekibi Baron'a yöneldi şimdi. Orada duvarı aşamayan isimler var. Robin'le Smoko Baron'a giderken diğer oyuncular rakibi oyalamak için bekliyor. Şimdi Umut rövanşın üzerine gitti ama orada kalkanını niye hesaplayamadı? Ya W'suyla önce kalkanını kırması gerekiyordu. Onu yine direkt ayartan öpücüğü kullandı. Ama yine de Baron'u kazandırdı takımına. Çilekler şimdi bir Baron güçlendirmesiyle daha kuşatmaya gelecek. Bu sefer üst koridordaki inhibitor kulesinin canı bir hayli azalmış durumda. Bu çileklerin bu oyunda aldığı 3. Baron. Aynen öyle. Alt tarafta da açabilecekleri bir inhibitor söz konusu. Yani muhtemelen Nexus kulelerinin canı artık dolmuştur. Orada bir tanesinin canını bayağı indirmeyi başarmışlardı. Uzun süredir oraya bir uğrama olmadığı için kulelerinin canı da yenilendi. Bakalım şimdi çilekler bu aldıkları baronla birlikte neler yapacaklar. Onların adına aldıkları ilk baron bayağı etkili olmuştu. Diğerinin ise fazla bir varlık gösterememişlerdi. Smoke üst koridorda. Işınlanın da var. Ents orta koridordaki top kulesine şimdi hasar vermeye geldi. Robin de öne çıktı. İsir'ini de kullanıyor Robin. Top kulesini düşürdüler. Ents'in kullandığı ulti. İsabet de olmadı orada. İstediği etkiyi yaratamadı. Şimdi iki tane açık inhibitor var. Ve üst taraftaki inhibitor kulesine de baskı kurmaya devam ediyor Smoke. Rövanşla... Çilekler neden Smoke'a en uzak inhibitörü almaya gitmiyorlar? Neden Smoke'un işini rahatlatmıyorlar? Şimdi Amtes'i yakaladılar orada. Amtes düşmek üzere. Çok az canlı hayata kalmayı başarıyor. Umut Zonya'sını kullandı. Rövanşı kaybetti HVA Gaming. Polyakov da düşmek üzere. Arka tarafta Umut Pank ile birebir yaparken Smoke orada bir skorda hanesine yazdırıyor. Çilekler! Ve çilekler şampiyonluk ligine doğru son adımını atacak artık. Önünde sadece iki Nexus kulesi ve bir Nexus var. Çilekler 2017 yaz mevsiminde şampiyon ligindeki yerini alıp HVA Gaming'i yükselme ligine düşürüyor. Ve yine Robin'den çok iyi bir oyun. Takım olarak çok iyi bir oyun. Özellikle Smoke üzerine yaptığı yatırımların burada karşılığını aldı çilekler. 3-2'lik galibiyetin ardından şampiyon ligine adını yazdırıyorlar.